Herkese merhaba. Uzun zamandan sonra bir vlog videosuyla bugün karşınızdayım. Bugün yine bir pazar vlogu olacak ama bir önceki pazar vlogunun haricine bu sefer gezmeye gidiyorum. Bugün Feriköy Bit Pazarı'nı, diğer adıyla da Antika Pazarı'nı beraber gezeceğiz. Normalde pazar günleri yapılan bir pazar ama şimdi yasaklardan ötürü salı günü yapılıyormuş. Salı günü ben de baktım izinliyim. Ve bugün beraber gezmeye karar verdim. Yani uzun zamandır ortalıkta olmamın tabii ki belli başlı nedenleri var. Bu yok olduğum sırada aslında neler yaptığımı da anlatmak istiyorum. Öyle çok çok önemli şeyler yok tabii ki ama hayatımla ilgili ufak tefek gelişmeler tabii ki var. Yani onları belki pazarı gezdikten sonra bir yerde oturup kahve içerken bir maskeden de kurtulmuş bir biçimde size anlatabilirim diye düşünüyorum. Bir yandan da şimdi yolda giderken derslerimden biri için bir tane fotoğraf projem var ve böyle yeni binalara, bu işte tamamen ayna olan binalara yansıyan eski binaların, yani çok da eski değil de işte 30-40 yıllık, 50 yıllık artık neyse, o tarz binaların yansımalarının fotoğraflarını çekiyorum böyle. Instagram'dan da zaten takip ediyorsanız, hatta seriden bir fotoğraf da paylaştım. Böyle biraz farklı, biraz düşündürücü bir fotoğraf serisi olacak. Aslında bu yeni binalarla, işte gökdelenlerle vesaire, işte bu kadar kozmopolitik yaşamla beraber aslında ne kadar da sıkıştığımızı gösteriyor. Hani serinin ismi zaten Distortion with Urban Area. Ve hani bu yeni binalarla beraber aslında ne kadar hem kendimizin, hem kimliğimizin, hem yaşadığımız yerlerin, şehrimizin böyle bozulmaları, o yansımadaki bozulmalarla beraber böyle içerik içerik dolu bir fotoğraf serisi. Bunu yıllar önce aklıma gelmiş bir fotoğraf serisiydi ama hiçbir zaman böyle üstüne çok düşünüp çok bir şey yapmadım. Birkaç fotoğraf, bir şey çekip bunu paylaştığım bir seriydi. Şimdi tekrar dersle beraber üstüne yoğunlaşıyorum. Ama tabii ki o hiçbir şey değil. Çünkü mezuniyet projesi vesaire bunlarla uğraştım. Onu da oturduğumuzda konuşuruz. Çünkü ilginç bir mezuniyet projesi deneyimi oldu benim için. Böyle. Ondan ama oturunca konuşalım. Pazara da az kaldı zaten. Pazara girelim. Orada da aklıma gelirse zaten pazar deneyimlerimi, hikayelerimi anlatırım. Bu arada ama da şunu söylemem gerekiyor bence. Pazar gezmeyi çok özledim. Pazarda tezgah açmayı çok özledim. Aslında bugün gitmemin sebeplerinden bir tanesi de bu. Devamını pazarda konuşalım. Ya bu arada işte şu tarz böyle yeni mekanlar açıldı bu monte. Ben aslında uzun zamandır gelmiyorum. Evime çok yakın olmasına rağmen çok fazla dışarıya çıkmadığımız için pandemi döneminde. Gerçekten bu Monte'de çok fazla güzel mekan açıldı. Bunları hep Instagram'dan vesaire görüyorum şu. İleride köşede mesela blok mekan var. Ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama. Orası da yine çok güzel yerlerden bir tanesi. Bu ileride Starbucks açıldı. Yanlış hatırlamıyorsam Espresso Lab açıldı. Artık Beaumonte aslında tam bir yaşam alanı, sosyal ortam alanı oldu bence. Tek kötü yanı var pandemide olmamız bence. Yoksa Beaumonte eskisinden çok daha renkli ve canlı bir yer. Ya ben hatırlıyorum, küçükken buralardan annemle böyle pazara falan gitmek için geçerdim. Yani, aklıma gelmezdi yani arkadaşlarıma takılıp oturabileceğim bir yer olacağı. Bir de şöyle bir şey var. Belki de ben hani Şişli'de doğup büyüdüğüm için de olabilir. Ben buraları seviyorum. Buralarda kendimi güvenli hissediyorum. Diğer şanslı olduğum noktalardan bir tanesi de bugün hava muhteşem, güzel, güneşli, sıcak. Tam böyle ilkbahar yaz esintileri var. Böyle beni yakinen tanıyanlar muhakkak biliyordur ki ben tamamen bir yaz insanıyım. Bir yaz çocuğuyum ve güneş olduğu zaman böyle içim kıpır kıpır.
müthiş enerjik bir insanım ve şimdi pazara gidiyoruz. Ben böyle kendime göre bir şeyler bulursam size onları göstereyim. Belki bir şeyler beğenirim, satın almaya çalışırım. Pazarlık işleri nasıl oluyor vesaire, onlara bakarız. Şimdi gezelim bakalım. Yani bu pazar öyle bir yer ki birçok insanın birçok hobisine vesaire göre bir şeyler bulabileceğiniz bir yer. Benim mesela, benim full ilgim takılar ve kameralar olduğu için benimki biraz daha aslında kısıtlanıyor. Ama gerçekten herkesin her ilgisine göre bir şeyler bulabileceği bir yer. O yüzden hani bana göre bir şey çıkmaz demeyin. Kesinlikle çıkacaktır. Bu arada yani normal pazar günleri olduğu için burası, pazar günü burada yürümek çok mümkün olmazdı. O kadar kalabalık olurdu. Bu kadar sakin görünce biraz şaşırdım ama tabii ki hafta içi çok normal diye de düşünüyorum. Şöyle mesela tam benlik standlardan böyle gerçek gümüş takılar bulabiliyorsunuz. Bunların arasında hem böyle vintage olan modeller var hem de çok daha trend olan modeller var. Mavi çok tatlıymış. Evet. Böyle burada bir sürü modeller bulabiliyorsunuz. Eğer oyuncağı ilginiz varsa bence buraya gelip bu abiyi bulmanız gerekiyor. Ben genelde bu pazara geldiğimde bir şey almadan geri dönüyorum. O yüzden size şeyi vaat etmiyorum. İşte 5 liraya bilmem neler aldım, 10 liraya bilmem neler aldım. Şey, Kadıköy Salı Pazarı Reels'ları var ya Instagram'da. Kesinlikle öyle bir şey vaat etmiyorum. Ben burada kendime göre bir şey bulursam almak istiyorum. Uzun zaman sonra pazar gezmek istediğim için geziyorum. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Yani ben bu tarz yerlerde çok para harcayan bir insan asla olmadım hayatımda. Şunu da çıkartayım bu zaten. Bu tarz yerlerde çok para harcayan insan olmadım çünkü birincisi zaten tutumlu bir insanım. İkincisi her şeyi bir şekilde ucuza halletmeye çalıştığım için buradan pahalı şeyler almıyorum. Çünkü vintage dediğiniz şey bu üstündeki vintage olduğu için artık ona bir vintage ismi geldiği için, o ismi barındırdığı için artık normalde 10 liraysa o artık 50 lira falan oluyor. Bu takılarda da bu şekilde işliyor maalesef. Yani sizin mesela böyle yerlerde ilgi duyduğunuz ne gibi şeyler var? Onları yorumlara yazın. Ya da mesela işte ne olur şurada da pazar var. Herkes gidiyor çekiyor, sen de çek. Ya da oradaki pazarı kimse bilmiyor. Ben aslında çok gidiyorum vesaire diyorsanız. Şu an beni görmüyorsunuz. Ters ışıkta kaldığım için. Şöyle gittiğimiz tarafa tekrar giriyoruz. Hani işte şurada pazar var, Nuro pazar çok güzel, orayı da çek görelim ne varmış vesaire diyorsanız onlara da yazın, gidebilmeyi yani gitmeye çalışırım. Gidersem video çekerim, beraber alışveriş yaparız. Yani ben pek yapmam ama yani diyeyim öyle. Durumlar böyle. Yazın yorumlara yani. Mesela burada yine bir kameralar satan bir yer var. Bunlar filmli eski makineler. Muhtemelen çalışıyordur. Bunlar otomatik makina. Şöyle analoglar var. Yani şurada yine o şekilde var. Bu tarz işte pazardan vesaire alacaksanız kameraları çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu objektifler mantar dediğimiz bir şey var. Ondan olmuş olabiliyor. Aynı cilt gibi aslında. Uzun zamandır kullanılmadığı ve bakımsız olduğu için. İşte kullanamıyorsunuz. İçlerinde kırıklar olabiliyor, bir şey olabiliyor. İşte makinelerin şeyleri bozuk olabiliyor, perdeleri bozuk olabiliyor. O yüzden bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Öyle ucuza buldum, hemen alayım değil, yapmayın öyle. Ucuz da olmayabiliyor zaten. Bu da keza çok güzelmiş gerçekten. Tamam. Şimdi kamerayı sağda tuttuğum için buna bakamıyorum. Çok güzel bir model, bayıldım. Bayıldım. Buraya kim bakıyor acaba? Bunun bir fiyatını bence soralım. Gerçekten çok güzel. Şöyle minnak etamin işlemeli. Bunlar muhtemelen çok çok eski şeyler ama gerçekten çok şıklar. Şöyle bunlar ne bilmiyorum. Lipstick, ruj vesaire olabilir. Bilmiyorum. Kim burada?
yine içine defter koymak için yanında kalemiyle. Böyle yine eski dönemlere ait rozetler mevcut. Evet, onun sahibi gelince ona soracağım muhtemelen. Çok merak ettim çünkü böyle şuradan dikkatimi çekti bu. Muhtemelen çakmak yanında olduğu için bir çakmak ama asla denemeyeceğim. Denemeyeceğim çünkü öyle şeyleri denersem ya kırarım, ya bozarım, ya kendimi yakarım. O yüzden olduğu yere sakince geri bıraktım. Rumena döneminde ben asla yetişemedim ama bence çok tatlılar. Ben küçükken hatırlıyorum böyle televizyonda falan da çevirip kullanıyorlar, o benim çok hoşuma giderdi. Ama hiç deneyimleyemedim öyle bir şey maalesef. Bu arada tabii ki görmüşken de söyleyeyim. Burada aslında çok fazla plak da bulabiliyorsunuz. Zaten burayı bilenler genelde hani plaklar için vesaire de çok gelenler oluyor. Şimdi pazarın neredeyse büyük bir çoğunluğunu bitirdi. Maskeden dolayı asla kameralar netlemiyor. Büyük bir çoğunluğunu bitirdim gibi. Çok fazla bir şey bulamadım açıkçası. Çünkü çok spesifik şeyler aradığım için onları bulamadım. Şimdi son bir tur atacağım. Şu ileride bir takıcı daha vardı. Orası da gümüş şeyler satıyor. Takıyor diyorum. Oraya da bir bakayım. Ondan sonra belki bir yere gideriz. Buralarda yeni açılan kafelerden birinde oturur sohbet ederiz. Şimdi ben bir fotoğraf öğrencisi olduğum için bu tarz şeyler görmeye çok heyecanlanıyorum. Bunlar diyalar. Böyle işte minik minik plakalara basılmış aslında fotoğraflar. Yani bunları tek tek film olarak düşünebiliyorsunuz. İşte bunları sonra daha sonra büyütüp istediğiniz boyutta basabiliyorsunuz. Bunlar tabii ki bu plakalar ne kadar geniş olursa aslında o kadar fazla kaliteli oluyor. Daha büyük basabiliyorsunuz. Çözünürlüğü yüksek olabiliyor. Biliyorsunuz bu sene böyle renkli camlar müthiştiren burayı tavsiye ediyorum. Efendim fiyatlarınız nasıl? Geldiklerini öğrensinler. Olsun. Tamam öyle olsun. O zaman benden selam da getirsinler mi? Anlaştık. Hadi hayırlı işler, görüşürüz, bol satışlar. Evet arkadaşlar, fiyat alamadık ama benden gittiğinizi söylerseniz yardımcı olacaktır. Biz önceden beri tanışıyoruz zaten buranın sahibiyle. Ben de bir zamanlar burada pazarcı olduğum için. Şimdi artık pazardan çıkıyorum. Biraz da sıkıldım çünkü burası çok kasvetli bir yer ve benim enerjime alıyor götürüyor. Hiç para harcamadan pazarı gezdik arkadaşlar. Demek ki bir şey almaya gerek yokmuş. Evet. Şimdi bir yere oturduğuma göre artık bu dönemde ne yaptığımı size anlatabilirim. Şimdi şöyle bir şey var. Yaklaşık 7-8 aydır zaten bir yerde çalışmaya başladım. Nişantaşı'nda bir gümüşlü dükkanında çalışıyorum. Pazarı gezerken de anlatmıştım zaten. Yani takılara olan ilgimi zaten biliyorsunuz. Bu vlogda da gördüm. Sadece takılara hep yöneliyorum. Kendi butiğim de var aynı zamanda. Bunu da zaten biliyorsunuz artık. Kadraj butik bilmeyen yok beni takip edenlerden. Ve böyle bir yerde çalışmaya başladım. Bu benim için aslında güzel bir deneyim oluyor. Çünkü hayallerimde her şeyden önce, fotoğrafçılık yapmaktan bile önce yani bir takı dükkanı açmak var. Ama tabii ki bazı planlar pandemi dolayısıyla herkes de etkilendiği gibi bende de etkilendi. Artık ertelemem gerekti aslında bu dükkanı açma işini. Onun için biraz üzülüyorum ama her şey tabii ki tecrübe. İşte bir yandan da işi öğreniyorum vesaire. O yüzden çok da üzülmüyorum aslında. Sadece ertelemiş oldum biraz dükkanı açma işini. Tabii ki buna ek olarak ben artık 4. sınıftayım ve artık bu sene inşallah mezun oluyorum. Ve mezun olmak da aslında bizim gibi bölümlerde, işte sanatla ilgili olan bölümlerde çok da kolay olmuyor. İşte bir tez falan yazmıyorsunuz çünkü bir proje ortaya sunmak zorundasınız. Ve bizim de okulun sisteminde şöyle bir şey var. 2 tane proje sunmanız gerekiyor. İlk dönem 1 tane, ikinci dönem 1 tane. İlk dönem için olanı yaptım. Belki bir kısmınız izlemiş olabilir. Müzisyenlerle ilgili bir belgesel çektim. Salgın sürecinde, işte salgında sahnede olmak başlığı adı altında yaklaşık 5 tane müzisyenle bir röportaj yaptık. Bu dönemde yaşadıkları zorluklarla ilgili vesaire. Kimi
evlerine gittim. Onları evlerinde, doğal ortamlarında belgeselini, videosunu çektim. İşte kimiyle dışarıda çekimler yapmak zorunda kaldık. Çünkü bu pandemi döneminde aslında insanlarla da bir araya gelmek zordu. Birçok insan bunu tercih etmedi. O yüzden ayrı bir zorlandım zaten. Müzisyenlere ulaşma konusu da aslında birazcık zor oldu benim için. Çünkü ben bu proje üstünde 3 ay çalıştıktan sonra, işte kafamda bazı şeyleri oturttuktan sonra, işte proposal'larını yazdıktan sonra, jüriye bunları sunduktan sonra bir baktım ki başka bir belgesel daha çıkmış. Onu birçoğunuz izlemiştir eminim. Aynı projeyi yapıyor gibi gözüktüğümüz için aslında birbirimizden habersiz. Birçok müzisyen de aslında buna yaklaşmadı ki ben hani 2011'den beri işte Türk caz müzisyenliğiyle iç içe olduğum bir insandım. Hepsi, birçok kişiyi tanıdığım bir insandım. Ama böyle bir dönemde o tanışıklıklar da pek fazla işe yaramadı. Kimi insan tercih etmedi çünkü böyle bir projede yer almayı. O yüzden beklediğimden daha zor geçen bir proje oldu. Ve tabii ki birçok insanla röportaj günü ayarlamak, işte onları kendi hayatıma göre de ayarlamak aslında biraz zorlu bir süreçti. Ve tabii ki jüri gerçekten insanı çok zorlayan bir şey. İşte 3 tane jürim var. Ve tabii ki siz sunduğunuz her şeyi onlar beğenmiyorlar. Çünkü aslında bu sistemde biraz bunun üstüne işliyor. Onlar bir şeyi beğenmiyorlar ki sizin ufkunuz genişleyebilsin. Daha farklı şeyler ortaya çıkartabilin. İşte ilk aklınıza gelen aslında en doğrusu mudur, güzeli midir? Sizin fikirlerinizi böyle daha çok deşiyorlar. Ortaya daha farklı ne fikirler çıkabilir gibi bir durum da var. O yüzden zorlu bir sürecin içindeydim yani bir dönem boyunca, ama çok şükür ilk mezuniyet projemi bitirdim. Güzel de bir belgesel çıktı ortaya, yaklaşık 15 dakikalık. Yaklaşık 16 saat bir montaj süreci geçti sadece. Yani günlerimi bu proje için harcadım. Ve ilk dönem projesini de geçmiş oldum böylece. Şimdi işte tekrar ikinci döneme başladık. İkinci dönem için ayrı bir proje geliştiriyorum. Bu sefer ama bir video proje ya da belgesel proje yapmak istemiyorum. Aslında belgesel çekmek bir bakıma çok daha kolay. Çünkü anlatacağınız şey belli oluyor. Zaten siz pek fazla bir şey yapmıyorsunuz. Karşı taraf anlatıyor zaten gibi bir durum da var. Ama bu seferki projede daha işte sanatsal bir iş yapmayı tercih ettim. Hani daha toplumdan ziyade daha kendim için, kendi alanımla da ilgili olan bir proje yapmaya karar verdim. Projenin detayları aslında şu an çok fazla belli de değil. Çünkü her hafta jüriye onu sunduğunuz zaman hep bir şeyler değişiyor maalesef. Her hafta böyle şey, jüriden çıktıktan sonra Allah kahretsin yine beğenmediler diye böyle değişik bir ruh haline bürünüyorum. Daha sinirli ve agresif bir insan haline geldim. Zaten pandemi döneminde herkesin psikolojisi biraz bozuk, biraz daha yalnız hissediyor vesaire. Bunları tuz biber olarak da bir de böyle jüriyle uğraşınca yani böyle tek başıma saatlerce ağladığımı biliyorum maalesef. İkinci proje için de şöyle bir şey düşünüyorum. İlk başta aslında recovery, recycle, hani geri dönüşüm projelerinden takılar yapmayı düşünüyordum. Ama o fikir de aslında jüriyle konuşa konuşa değişti ve şimdi ortada daha farklı bir proje var. O projeyi tabii ki yaptıktan sonra anlatacağım sizlere. Güzel, değişik, ilginç bir fotoğraf takı projesi gelecek. Durumlar bu şekilde yani. Bu sene artık gerçekten mezun olmak istiyorum. Çok sıkıldım. Yani pandemi süreci bence hepimizi çok etkiledi. 1,5 senedir okula gitmiyorum ki ben yüz yüze eğitim çok seven bir insanım. Ama tabii ki bu dönemde iyi şeyler de olmadı değil. Tekrar bölüm birincisi oldum ikinci kez. Bölüm birincisi olduğunuzda da zaten eğer okula nasıl girdim videosunu izlediyseniz biliyorsunuz %100 burslu oluyorsunuz. Ve artık okul fiyatları da çok fazla arttığı için %100 burslu olmak büyük avantaj aslında. O yüzden benim hani ilerideki kariyerim için de cebimde paranın kalması çok güzel oldu. Gibi durumlar yani. Çok fazla video atmamın sebebi de aslında bunlardan biri. Hem çalışıyorum, hem okula devam ediyorum, hem proje sunmaya çalışıyorum, proje için insanlarla görüşüyorum vesaire. O yüzden çok fazla ilgilenemedim burasıyla. Ama hani tekrar işte bir havaların da güzelleşmesiyle beraber böyle hani bir nur dedim, kendine gel artık, bir şeyler yapman lazım.
ilk vlogumuzu da böyle yapmış olduk uzun zaman sonra. Ama hani bu tarz vlogları yapmak istiyorum. Ben çünkü gezmeyi çok seven bir insanım. Özellikle pazarda gezmeyi seven bir insanım. Hani bu tarz en azından kısa kısa pazar vlogları gelebilir. Ve hani sizlerin merak ettiğiniz yerler varsa onlarla ilgili videolar çekebiliriz, bir şeyler yapabiliriz. O yüzden siz bence abone olun, takipte kalın, bildirimleri açın. Benim ne zaman video atacağım belli olmuyor çünkü gördüğünüz üzere. Ama yakın zamanda gerçekten videolar atmayı düşünüyorum. Artık hani YouTube'da bir şeyler yapmak lazım çünkü yaklaşık 2-3 yıldır uğraşıyorum herhalde. Hani 35'e yakın videom var. Ve hani çok da kolay bir iş değil bence böyle kameranın karşısında sürekli bir şeyler anlatmak ki ben. Çünkü bundan 5 yıl öncesine baktığım zaman kendime ben asla konuşan bir insan değildim. Yani insanlar beni zorla konuştururdu, ortamlara girerdim, hiçbir şey konuşmadan dururdum, bir şeyler hakkında yorum yapmazdım, fikirlerimi kendime saklardım gibi. O yüzden şimdi böyle, yani madem çenem düştü artık açıldı konuşabiliyorum, artık konuşayım diye düşünüyorum. O yüzden bol konuşmalı içerikler gelsin istiyorum. Burada biraz oturup, sonra kalkıp, bir izin günü nasıl değerlendirir? Biraz gezmeyi düşünüyorum Nişantaşı civarlarında. Umarım keyifli olmuştur. Umarım merak ettiğiniz soruların cevaplarını vermiş olmuşumdur. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı, likelamayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.